Hocam, oğlumun kötü alışkanlıkları var. Bu alışkanlıkları etrafındaki arkadaşlarından görüyor ve yapıyor. Onu bu ortamından uzaklaştırmak için ne yapabilirim? Sefaköy'den bir izleyicimiz. Sefaköy'e selamlar olsun bu arada. Yani gerçekten şimdi çocuklarımızın alışkanlıkları, hani bana arkadaşını göster söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaşının elmeru ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşın iyiyse, kaliteliyse sen de kalitelisin. Arkadaşın kötüyse, kalitesizse sen de düşük ayar bir pankartta insansın demektir. Ve insanların ortalamasının şöyle dönüyor. Etrafındaki en yakınlarından 5 kişinin kalitesinin ortalamasıdır diyor bir adamın şeyi. Yani böyle bir faraziye de var. Ama tabii insanlar hep birbirinden etkilenen varlıklar. İyi ahlaktan da kötü ahlaktan da etkilenir. Yani iyi de geçicidir, kötü de geçicidir, kötülük de. Yani bulaşıcıdır yani. İyilik iyilikleri getirir, artırır. Yani gel namaz kılalım, gel Kur'an'a gidelim, gel sohbet edelim, gel şöyle Allah'ımızın kelamını dinleyelim. Gel bir iki iman edelim sahabenin dediği gibi. Rabbimizi tanıyalım, bir kitap okuyalım, bir zikredelim, bir sohbete gidelim diyen ve o meclislerin mekan edinenler ile tabii ki gel yiyelim, gel içelim, gel gezelim, gel şurada kahvehane var, gel şurada meyhane var, gel bu akşam bir felekten gün çalalım, bu akşam bizim akşamımız olsun deyip nerede akşam orada sabah diyen arkadaş ile tabii ki iyi arkadaş, iyiye güzele çağıran arkadaş biri değildir ama ve men ahsenu kavlen mimmen daa ilallahi ve amile salihan. Ben Allah'a davet eden, ben Allah'a davet eden ve ben Müslümanlardanım diyenlerden daha Allah'a sevgili kim olabilir diyor Mevla Teala Hazretleri. Daha sevgili bir kul. Allah'a iman etmiş. Ben Allah'ın kuluyum. Kavlen mimmen. Allah'a çağıran davetçi, Allah davetçisi. Rabbimize kul olalım, ibadet edelim, onun emrini dinleyelim. Onun yasaklarından kaçalım. Şu 3 günlük dünyada değmez Rabbimizin gazabını celbedecek ufacık menfaatleri elde etmek için büyük karları kaçırmaya diyenden, iman edip ameli salih işleyenden daha güzel kim olabilir diyor. İnsanın hayattaki en güzel sermayesi böyle bir arkadaşının olması, böyle bir dostunun olması. Düştüğü zaman elinden tutan, onun düşmemesi için onun koluna giren, yani beraber düşelim, beraber yuvarlanalım deyip de aslında düşmek için, onu da düşürmek için koluna giren değil. İnsanların çoğu beraber yuvarlanmak, düşmek için başkasının koluna girerler düşerken. Ama ya bu arkadaşım şimdi yanlış bir yere gidecek. Bak ben onu hareketlerinden, tavırlarından anlıyorum ki, sezinliyorum ki bu şimdi böyle uçurumun kenarında şey yapıyor, zikzaklar çiziyor. An meselesi aşağı düşmesi. Şuna bir el atmam lazım. Bir kelimeyle, bir güzel gülücükle, bir tebessümle. Onu bir çağırsam, şöyle bir dostluk kursak, bir arkadaşımın frekansını bulsam, damarını bulsam da onu bu tarafa çevirelim de namaza gelsin, camiye gelsin, Kur'an'a sohbete gelsin demek en güzel, Allah Rabbimizin en güzel dediği Müslüman tarifinin içine girmek demektir. Allah'ımız bizlere böyle dostların sayılarını artırsın inşallah. Böyle dost bulmak tabii ki parayı bulmaktan, maddeyi bulmaktan, dünyayı elde etmekten daha büyük iştir. İnsanın ahiretini kurtaracak, sırrını ifşa etmeyecek, onunla beraber hem dünya yolculuğunu hem ahiret yolculuğunu. Yani öyle bir arkadaşın var ki, dostun var ki dünyada beraber yürürsün omuz omuza. Hiç arkanı sırtını ona güvendikten sonra, dayandıktan sonra hiçbir şeyden korkmadan, yanlışa düşmeden, senin zararını istemeyen bir arkadaşın. Hatta onunla beraber sıratı geçersin. Onunla beraber cennet yolculuğunda cennet cemalullah arkadaşlığı yapacağın bir dostu bulmak dünyadaki ve ahiretteki şeylerin hepsinden karlı bir şeydir. O gün dostlar, dostlar diyor birbirlerinin ne yapar? Birbirlerinin yüzlerine bakarlar, birbirleriyle sohbet ederler. Cennete girsen orada da dostlar arayacaksın. Cennette bile
böyle dost lazım. Rabbim bu dostların sayısını bize çoğalttırsın, buldurduğu bildirsin. Ama kıymet bildirsin inşallah. Şimdi bu gerçekten hani dostum var, dostum var ama dostun dediği değil ya. Dostun mu, menfaat perest arkadaşın mı? Dostluk öyle böyle piyasada işportomalı bulunan bir şey değil. Dost bir kimsenin hayatında belki bir tane bulursun, belki hayatın boyunca bulamazsın. Allah nasip ettiyse bulursun. Allah'ın sevdiği dostunun dostu senin dostun olabilmesi için bulamazsın belki. Hayatın biter. Bir tane dostun olmadan hayat biter ya. Bir tane dost. Parayı bulursun, yiyeceği bulursun, her türlü şeyi bulursun ama beraber şöyle karşılıklı sohbet ederek güzel seni anlayacak, dinleyecek, bir çay içebileceğin arkadaşın, dostun olmaz. Paran olabilir, makamın olabilir ama seni anlayan, dinleyen, senin onunla huzur bulduğun, kalbin rahatladığı, ferahladığı dostun olmayabilir. O yüzden insan bunlara yatırım yapmalı. Çocuklarımıza bunları öğretmeliyiz. Yoksa kötü arkadaştan da sakındırmak için de ona tabii ki bağırmadan, çağırmadan bir kere ben senin yanındayım evladım. Ben senin düşmanın değilim. Ben senin karşında mermi attığım cephedeki bir başka savaştığın insan, benim de seninle savaştığım insan değilim. Çocuklarımızla savaşmayacağız. Hele hele gençlerle kavga etmeyeceğiz. Yani savaşarak böyle ben seni şöyle düzelteceğim, sen benim dediğim gibi olacaksın mantığıyla cephede karşı karşıya birbirimize gelerek de ben senin yanındayım. Düştüğünde de dimdik ayakta durduğunda da her zaman ben senin yanındayım, arkandayım. Bir baba olarak, bir anne olarak belki hani cici evlet olmaman önemli değil. Söz dinlememen önemli değil. Günah işlememiş olman da önemli değil. Ben bir anne olarak, bir baba olarak ne zaman ihtiyacın olsa ben senin yanındayım. Yani illa ihtiyacın olduğunda değil. Ben senin yanındayım, karşında değilim. Çocuklarımıza önce bu telkini vermeliyiz. Çocuğumuz bilmeli ki benim annem, benim babam benim zararımı istemez. Bir günah işlesem bile, bir yanlış yapsam bile ben onu ona anlatırım. Çözümünü yine onda bulurum. Ben onu anlatamam anneme, babama dediğin zaman. Çünkü anlamaz beni, dinlemez. Benim derdime babam, annem çare bulamaz. Dedirtmemeliyiz. Yani şimdi bizim Rabbimizle olan münasebetimiz gibi olmalı bir manada. Nasıl? Sen ne kadar günah işlersen işte nereye gideceksin? Aklın başına geldi. O kadar isyan, günah, küfür yaptın. Nereye gideceksin? Rabbinin kapısından başka kapı mı var? Gene ya Rabbi diyeceksin. El açıp ona döneceksin. Gene tevbe-i nasuhla ona döneceksin. Ve o da seni kulum diyecek. Bana Rabbim diyen, ya Rabbi diyen bir kulum var. Kulum benim Rabbim olduğunu itiraf etti diyecek. Ve bizi affedecek. Böyle Rabbimiz var bizim. Yani kulum sen niye bu günahları yaptın da geldin demiyor. Benim Rab olduğumu itiraf eden bir kulum var. Kulum benim Rabbliğimi itiraf etti. Ben Erhamur Rahiminim. Af dileyene affederim diyor Mevla Teala. Şimdi evlatlarımıza da böyle bu manada yaklaşmamız lazım bizim de. Yani sen ne yaparsan yap o benim evladım. Silemezsin, atamazsın, vazgeçemezsin günahlarından. O tavadan zıplayan balık olabilir ama bu iman dairesinde hepimiz o tavanın balıklarıyız. Ne yapacağız? O tavadan ayrılmadan onların sırtımızda yükünü taşıyacağız. Bir şekilde taşıyacağız. Yani oğlum sen işte bineğin varsa sen benim oğlumsun, kızımsın. Ben seni taşımam. Sırtımda sana yer yok. Benim seni taşıyacak hiçbir mecalim yok demeyeceğiz. Ne yaparsan ne olursa olsun sen benim evladımsın. Sen benim canımdan ciğerimden parçasın ve ben senin babanım. Baba olarak, anne olarak bana düşen bu kucaklayıcılığı, bu affı ne yapmaktır? Kuşanmaktır, bu ahlaka sahip olmaktır. Yoksa ben senin bedelinle, değerinle, ederinle seni sevmedim diyeceğiz. Yani evlatsın ama ne kadar bakalım babalık, annelik şefkatime, merhametime
yardımıma layıksın. Göster bakayım şimdi ederini, değerini, bedelini, evlatlık değerini. Benim yüzümü ağırt bakayım. Cici evlat ol bakayım. Ondan sonra seninle ben övüneyim, hava atayım. Bak şöyle evlat yetiştirdim, böyle oğlum var, kızım var. Dedirt bana. Ondan sonra sen beni bir baba olarak nasıl göreceksin? Bak görürsün. Sen beni anne olarak nasıl gururlandırır? Şöyle göğsümü kabart, omuzlarımı şey yap. Ben o zaman sana babalık, annelik yapacağım. Değil. Sen ne olursan ol, ben senin babanım, annenim. Vazgeçmem, atmam, tutmam. Senin karşında, cephende düşmanın değilim, yanındayım. Her zaman arkandayım. Mesajını vereceğiz. Zaten bu diyaloğu kurarsak, evlatlarımız da bu diyaloğu kurabilirsek, çocuğumuz o zaman o saygıyla karışık bir korku. Yani ben bu baba kırılmaz ya, bu anne üzülmez ya diyecek. Yani annem benim böyleyken, dostumken, arkadaşımken, her şeyimken, bu kadar bana fedakarlık yapan iken, ben tutup da yolda bulduğum dostlara geçici menfaatperest arkadaş görünümlü menfaatçi insanlara bu annemi, bu babamı tercih edemem diyecek zaten. Ama biz onlara o hani sırtını sıvazlayan, işte bir şey olursa gel koçum, ver bizde, ben yanındayım falan jargonuyla hitap eden tipler oluyor ya, sigarayı verirken, esrarı verirken, kötü alışkanlıkları alıştırırken, ondan sonra veya bir silahı verirken, bir şey olursa, bir sıkıntın varsa gel her zaman abin yanında. Edasından daha öte, benim bir babam var ya, bir annem var ya. Ben sokakta itin köpeğin şeyine mi muhtacım yani, onların böyle kayırmalarına, korumalarına? Benim annem, babam her şeyim, canım, ciğerim, benim her şeyimle ilgilendi. Öyleyse benim her sıkıntımda o benim yanımdadır dedirtmeliyiz. Ama önce kendimiz tabii büyükten küçüğe akan bir merhameti, bir şefkati, bir yakınlığı, dostluğu onlara biz sergilemeliyiz, ortaya koymalıyız. Onlar da ha nankör mü oldu, ne yapacaksın? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu oldu, ne yaptı ya, ne yapacak? Lut Aleyhisselam'ın hanımı oldu, ne yapacak? Sen gene Lut Aleyhisselam olmaya bak, Nuh Aleyhisselam olmaya bak. Sen gene Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yolundan gitmeye bak. Başkaları ne yaparsa yapsın ama sana yakışan peygamber ahlakında olmaktır. Onların yolunda, çizgisinde gitmektir. Böyle kucaklarsak çocuklarımızı o zaman kaybetmeyiz. O zaman dostu biz oluruz. Kötü arkadaşlıklara, kötü yollara çekenler değil. Biz onları iyi tarafımıza, kendimize yönelteceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim hepimizi kayırsın. Çoluk çocuğumuzu muhafaza buyursun. Sevdiği, razı olduğu amellerden, işlerden ayırmasın hepimizi ve nesillerimizi. Bir programımızın daha, tabii mesajlar çok geliyor ama onlara da özelden cevap vermek üzere şimdilik programımızı sonlandırmak zorundayız. Rabbim hepimizi ve nesillerimizi, ailelerimizi korusun, muhafaza buyursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.